ve bu anayasal bir haktır. Bu bir suç değildir. Lütfen bunu, ya yıllardır Adıyaman'da bu işlem böyle yapılıyor. Adıyaman'da bugüne kadar yani bu partinin yaptığı hangi basın açıklamasında sorun çıkmıştı? Ne zaman biz güvenlik kuvvetlerine sorun çıkardı? Sanki burada bizi berkadan ac olamak, bizi berkadan ac olamak, bizi berkadan ac olamak. Basına ve kamuoyuna, bildiğiniz üzere bu sabah itibariyle Hakkari halkının iradesi kayyum darbesiyle gasp edilmiştir. Hakkari Belediye Başkanımız Mehmet Sıdık Akış gözaltına alınmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından belediyemize hukuksuz bir şekilde kayyum atanmıştır. Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına başvurdu. 31 Mart seçimlerinde halkın büyük bir desteğiyle seçilen belediye başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alınarak yerine atanmış valinin getirilmesi, AKP'nin demokrasiye ve halk iradesine bakışının özetidir. Belediyelerin seçilmiş tarafından değil, kayyumlar tarafından yönetilmek istenmesine karşı en büyük tepki 31 Mart 2024 seçimlerinde bizzat halk tarafından verilmiştir. Yerel seçimlerde yaşadığı büyük yenilgiye rağmen AKP'nin seçilmiş belediye başkanını görevden alarak kayyum rejiminde ısrar etmesi sadece halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve seçimlere olan inancına da darbe vurmaktadır. Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye çalışmak, bunu alışkanlık haline getirmek, bu sistemin siyasal ahlak düzeyini çarpıcı biçimde gözler önüne sermektedir. Geçtiğimiz dönemde yine antidemokratik biçimde atanan kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları zararların bilançosu ortadadır. Halkla hiçbir bağı olmayan, halka karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan kayyumlar sadece demokrasiye değil, zaten kırılgan bir nitelik taşıyan birey ile devlet ilişkisine ağır darbe indirmiştir. İktidarın kendi partisinden olmayan tüm yerel yönetimler üzerinde korku ve tehdit unsuru olması da hedeflediği bu yöntemi reddediyoruz. Yaşanan bu demokrasi ayıbından, halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirmeyi anlayışı terk edilmelidir.